أخفض أمري إليك، إنك بصير بالعباد. أيها المؤمنون، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك عزيز ومحترم بالله، sabahınız hayırlar vesilesi olsun. Rabbimiz Teala lütfettiği, ikram ettiği, ihsan ettiği bu büyük nimeti amel defterlerimizde bir güzel, salih amel olarak kaydettirsin inşallah. Bizleri hep onu zikretmekte, ona şükretmekte, ona güzel kulluk eylemekte muvaffak eylesin. Muhterem kardeşlerim, geçen hafta pazartesi elhamdülillah yeni bir üç aylar mevsimine girmeyi nasip eyledi Mevlamız. Hamdolsun. Perşembeyi cumaya bağlayan gece de Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi olarak regaib kandilimizi idrak eyledik elhamdülillah. Yine inşallah bu üç aylar mevsiminde 13 Nisan Cumartesi günü regaib, düzeltiyorum, Recep ayının 27. gecesi olarak inşallah Miraç kandilini idrak edeceğiz ve Allah lütfederse affı mağfireti çokça kullarına saçıldığı Berat kandilimizde 30 Nisan Pazartesi günü inşallah idrak ederek ardından ayların şahı Ramazan-ı Şerif'e inşallah girmiş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, dikkat ederseniz bu gecelerden kandil diye söz ediyorum. Niçin bizim kültürümüzde bu gecelere kandil denilmiş? Onu sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde size aktaracağım inşallah. Bugünkü sohbetimizde özellikle bu mübarek gün ve geceleri bizim hayatımızdaki, kulluk yaşantımızdaki öneminden söz etmek istiyorum. Niçin bizler bu gecelere kandil diyoruz? Niçin kültürümüzde leyali mübareke olarak geçiyor? Yani mübarek geceler. Hangi sebeple bizler ihya etmeliyiz? Bazı kimseler, bazı kesimler, bazı anlayışlar var. Bu gecelerde şu kadar sayıyla rekat namaz, şu kadar sayıyla filanca tesbihat diye sosyal medyada böyle dolaşıyor, insanlara bilgi vermek maksadıyla paylaşılıyor. Bir başka anlayışta olan kimselerde böyle bir şey yoktur, kendimizden böyle bir şey uydurmayın diyerek meseleye karşı çıkıyorlar. Acaba biz ümmet-i Muhammed olarak bu gibi konularda, içinde bulunduğumuz şu üç aylarda, mübarek gecelerin olduğu şu zaman diliminde nasıl davranmalıyız? Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz nasıl yapmış, ne şekilde davranmış? Selef-i Salihin dediğimiz ashab-ı kiramdan başlayarak Kur'an ve sünnet-i seniyye üzere yaşayan değerli İslam alimleri bu geceleri nasıl ihya etmişler, nasıl idrak edip nasıl değerlendirmişler? Ölçümüz bu olmalıdır. Yani sünnet-i seniyye bize ne diyor, ona bakmalıyız. İnşallah bugünkü sohbetimizde bundan bahsetmeye çalışacağım. Bilginin doğrusunu Kur'an-ı Hakim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bize verir. Biz ölçü olarak bu iki değişmez dinimizin sabitesi olarak adlandırırız.
adlandırdığımız, temeli olarak nitelendirdiğimiz Kur'an ve sünnete bakalım. Kıymetli kardeşlerim, önce bir soruya cevap vermemiz gerekiyor. Bir soru sormamız gerekiyor. Bu soruyu bir sahabi efendimiz Amr bin Abese radıyallahu anh Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sormuş. İyi ki sormuş. Onun bu sorusuna karşılık aldığı cevap bize de bu manada bilgiler veriyor. Ve şöyle sormuş: Ya Resulallah, Allah Teala'ya diğer vakitlerden, sair zamanlardan farklı olarak daha yakın olunacak bir vakit, bir zaman dilimi var mıdır? Sanki bizim hislerimize tercüman olarak bu sahabi efendimiz, Peygamber-i Zişan efendimize bu soruyu sormuş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bu değerli sahabisinin sorusuna cevap verdiği gibi aynı zamanda asırlar sonra gelen biz ümmetinin de bu sorusuna cevap vermiş oluyor. Peki cevabı ne oluyor? Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Evet diye başlıyor sözüne. Demek ki bir takım farklı zamanlar, farklı vakitler vardır. Evet diyor. Aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden biri de sen olmak istiyorsan, bunu yapmaya çalış, gayret et. Ve bil ki o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup o kul için şahitlik ederler. Soruya verilen cevap bu yöndedir. O sahabinin sorusuna Peygamberimizin verdiği cevap. Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden biri de sen olmak istiyorsan, bunu yapmaya çalış, gayret et. Ve bil ki o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunur. Yani şahitlik etmek üzere hazır bulunur. O kul için şahitlik etmektedirler, şahitlik ederler. Aziz kardeşlerim, bu cevaptan şunu anlıyoruz ki bazı vakitler vardır. Kul bu vakitlerde Allah'a daha yakın olabilme imkanına sahiptir. Rabbimiz Teala kuluna bu imkanı verir. Adeta halimizi, dertlerimizi, sıkıntılarımızı ona arz edebilmemiz için Rabbimiz Teala bize, biz aciz, değersiz kuluna lütfettiği çok kıymetli bir randevudur işte bu saatler. Böyle bakmak lazım. Bu vakitlerden, bu saatlerden, bu anlardan birisi de seher vaktidir. Yani imsak vaktinden önceki zaman dilimidir. Peki acaba Rabbimiz Teala bu vakti niçin değerli kılmış? Niçin seher vakti Peygamberimizin diliyle diğer vakitlerden daha farklı bir özelliğe sahip olan bir vakittir? Eğer bunu öğrenirsek, bundaki sırrı çözebilirsek, bunun şuurunda olabilirsek, biz mübarek gün ve gecelerden almamız gereken dersi, çıkarmamız gereken hisseyi inşallah anlamış oluruz.
Şimdi geliniz aziz kardeşlerim, mübarek vakit Allah'a en yakın olunan ve Allah'ın da kuluna en yakın olduğu gecenin sonlarına doğru olan bu vaktin mübarek kılınma sebebine bakalım. Öncelikle şunu bilelim ki, bir kez daha ifade etmek adına söylüyorum, rahat bir hesaplama yapabilmek için geceyi üçe böldüğümüz zaman bu üçün ikisinden sonra başlar seher vakti, imsak vaktine kadar devam eder. Faraza bugün imsak vakti 05:25 ise artık seher vaktinin bitip fecrin yani sabah namazı vaktinin başladığı zaman dilimidir. O halde 05:25'e kadar gecenin sonlarına doğru bunu siz 2'den 3'ten başlatabilirsiniz. 4'te kalkan bir kardeşimiz de sehere uyanan biridir. 5'te kalkan da gene öyle. İmsak vaktinden önce değerlendirdiğimiz gecenin bu son vakitleri seher vaktidir. Bunu ifade etmiş olalım. Buhari-i Şerif hadislerimize kaynaklık eden o değerli eserin yazarı İmam Buhari Hazretleri'nin kabri şerifi Özbekistan'ın Buhara şehrindedir. Onun için El-Buhari denilir. Yazmış olduğu eserinden Da'avat diye bir bölüm var. Peygamber-i Zişan Efendimiz'in bu husustaki bir hadisini bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şöyle anlatıyor seher vaktini. Seher vaktinin niçin kıymetli olduğunu anlamış oluyoruz. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, duymuşsunuzdur bu hadisi şerifi. Ama sevgili genç kardeşlerimiz var, belki onlar yeni duyuyorlardır. Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte birinde dünya semasına nüzul ederek rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu ki onun duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu ki onun dilediğini vereyim? Benden mağfiretini yani affını talep eden yok mu? Onu affedeyim. Aziz müminler, Rabbimiz Teala'nın her gece seher vaktinde dünya semasına rahmet nazarıyla nazar ederek seslendiğinden bahseden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük müjde veriyor aslında bize. Rabbimiz sizi çağırırken siz de uyanık olun da isteyin istediklerinizi ondan, dileyin dilediklerinizi onun zatından, bizi bununla bilgilendiriyor. O halde aziz müminler, seher vaktinin değeri Rabbimizin bu rahmet nazarıyla nazar etmiş olmasındandır. O Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin rahmet nazarlarına mazhar olduğu içindir bu değeri. Yine Rabbül Alemin'in rahmet nazarıyla dünyaya, dünyadakilere hitap ettiği için zaman da zemin de bambaşka bir güzelliğe dönmektedir. Seher vaktinde biliyoruz ki bütün güzellikler haddi zatında seherle birlikte başlar. Şu kainat kitabını okuyacak olursak seher vaktinde havanın güzelliğini görebiliriz. Bir örnek daha vereyim.
Hani gülleriyle meşhur olan bir ilimiz var, Isparta. Orada gül mevsiminde güller ne zaman hasat edilir biliyor musunuz? Sabahın seher vaktinde. Gün doğmadı. Çünkü bunu yapan kimseler anlatıyorlar. En güzel koptukları zaman budur. Gün doğumundan sonra artık gül hasadından bir fayda elde edilemez. O yüzden seher vakti giderler, gülleri dererler, getirirler. Kokladığımız o gül yağları seher vaktinde denilirler. Fark eder misiniz? Elbette ki bir küçücük bülbül, onun yüreğine, pançeresine, fakat Rabbimiz Teala öylesine bir farklılık vermiş ki en güzel öpüşlerini hangi vakitlerde yapar? Seher vakitinde. Sanki gül der ki Rabbim benim fıtratıma güzel kokmayı nasip etmiş. Kokacaksam eğer seher vaktinde kokmalıyım. Bülbül de diyor ki sanki Rabbim bana böyle güzel ötmeyi lütfetmiş. Öteceksem eğer bütün kainatın onu zikir ve tesbih ettiği şu seher vaktinde ben de Rabbimden gafil kalmayayım diye en güzel ötüşlerini seher vaktinde yapar. Kalmadı ki ağaçlarımız, bağlarımız, bahçelerimiz. Her taraf beton yığınlarına döndüğü için öten kuşları da bülbülleri de duyamaz oldu. Ama biliniz ki bağlık bahçelik yerde yaşayanlar, etrafında ağaçları olanlar seher vakitlerinde hep bülbülleri duyarlar. Buna hiç şüpheniz olmasın. Dolayısıyla aziz müminler, önce size kainat kitabından iki örnek verdim. Seher vaktinde açan güllerin kokularından, öten bülbüllerin şakımasından bahsettim. Seher vaktinin ne kadar değerli olduğunu Rabbimiz Teala Hazretleri gönderdiği son mesajında, son peygamberine lütfettiği en büyük mucizesinde, Kur'an-ı Kerim'inde Zariyat Suresinin 15 ila 19. ayetlerinde şöyle anlatıyor. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muttaqine fî cennâtin ve uyûn. Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum. İnnehum kânû قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم. زاريات سورة 15. آية 19. kadar. Andolsun ki, hiç şüpheniz olmasın ki, müttakiler, yani gönlünde kulluk şuurunu barındıranlar, Allah'a kulluk şuuruyla bir hayat yaşayıp, hayatını iman edip, ibadetlerle mamur ederek ömre dönüştürenler, onlar cennette, cennetin bahçelerinde, pınarların başında durlar. Ravza diyoruz ya, ravza kelimesi içinden sular akan, görüntüsüyle insanı mest eden güzellikte çiçeklerin bulunduğu ve aynı zamanda bu çiçeklerin çok güzel koktuğu bahçenin adıdır Ravza Arapça. Fî ravlâtin cennât, cennetin bahçelerinde diye Rabbim
Rabbimiz Teala başka ayette bize bilgi veriyor. Rabbi Zülcelal Hazretleri cümlemizi o bahçelerde buluşanlardan eylesin. Pınarların başında, pınarlar suyun en tatlı aktığı yerlerdir, gözlerdir, gözelerdir. Yerin derinliklerinden Rabbimiz Teala'nın o toprağa, taşa verdiği güzel özellikleri alarak yeryüzüne çıkan yerlerdir pınarlar. İşte cennette de böyle pınarlardan bahsediyor Rabbimiz. Peki bu muttakilerin özellikleri neden? Onlar Rablerinin kendilerine verdiği mükafatlarla o anda cennettedirler. O mükafatlar vesilesiyle mutludurlar, saadet içindedirler. Öylesine sa'id bir haldedirler ki, benden bir isteğiniz var mı ey kullarım diye sorduğunda, daha ne isteyelim ey Rabbimiz, gönlümüzden geçmeyenleri bile lütfettin diye aziz müminler böyle cevap verdikleri bir mekan, bir mukaddes, bir kutlu ve bir muazzam Rabbimiz Teala'nın lütfettiği ortam içindedir cennet. Peki bunların vasıfları nelerdir? اِنَّهُ كَانُ قَبْلَ ذَٰلِكَ. Onlar ki bu cennet yurduna konulmadan önce, bu cennete nail olmadan önce ihsan sahibi kimselerdi. Muhsin iki manaya gelir. Birinci manası aziz müminler, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eden kimse demektir. İçinde Rabbim beni görüyor, her ne kadar ben onu görmesem de düşüncesini taşıyabilen bir güzel düşünce sahibidir. İkinci manası ise insanlara iyilikte bulunan demektir. Muhsin. İşte aziz kardeşlerim, onlar dünya hayatında muhsin vasfına sahip kimselerdi. Sonra bu muhsin kimselerin özelliğini veriyor Mevlamız. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Geceleri uykuları az olan kimselerdi. Gecelerini uykuyla tüketmek yerine gecelerini ibadetle ihya eden kimselerdi. Ayet-i Kerime bunu anlatıyor bize. Bir özellik daha var. وَبِالْاَسْحَارِ. Seherlerde ise هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Onlar Rablerine istiğfar ederlerdi. Allah'ım, günahlarımı affeyle, hatalarım, kusurlarım var diye Rabbul Alemin'e tevbe istiğfar eden, dilleri o tevbe cümleleriyle dönen kimselerdir. Mevlamız Zariyat suretinde anlatıyor işte böyle. Hani bugün okuduk ya Furkan suresinin son ayetleri. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarını anlatırken Rabbimiz Teala, onlar ki geceleri ibadette bulunurlar, Rablerine secdelerle yaklaşmaya çalışırlar ve şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz, bizi cehennem azabından koru. Çünkü cehennem varılacak en kötü yerdir. Azabı da çetin, şiddetli olandır. Ey Rabbimiz, bizi sen cehennem azabından koru diye dua ederler. Buyuruyor Rabbimiz başka bir ayette. Ve Zariyat suresinin son ayeti bu
معاناه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. Onlar seher vakitlerinde böylece Rablerine istiğfar eden, geceler uykusu az, ibadeti olan kimseler, bir de yoksul ve ihtiyaç sahibi kimseler için mallarından bir ayrımda bulunarak, bu da fakirin hakkı, bu da yoksulun, bu da ihtiyaç sahibinin hakkı. Rabbim bana verdiği gibi ben de ona ihsan etmeliyim diye, bakınız gündüzünde böyle, gündüz vakti de başka bir güzelliğe imza atan kimse. İşte bunların cennetteki mertebeleri, o cennet bahçelerinde pınarların başında olmaktır. Mevlamız cümlemizi bu şuura sahip olanlardan eylesin. Seher vaktiyle ilgili Peygamber-i Zişan Efendimizin Tirmizi adlı hadis kitabında bir başka hadisin mealini aktarıyorum. Buyuruyor Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam, seher vakitlerini namaz kılmakla geçiriniz. Biliniz ki geçmiş zamanlarda yaşayan salih kişiler de gece namazlarını ısrarla ve özenle kılan kimselerdi. Biliniz ki gece namazı kişiyi Allah'a yaklaştırır, günahlardan sakındırır, kötülükleri örter, setreder ve vücudu hastalıklardan korur. Böyle anlatıyor Peygamber-i Zişan. Aziz kardeşlerim, bu ayetler, bu hadis, etrafımızda şahit olduğumuz bu güzellikler, seher vaktinin güzelliğini anlatmak için yeter de yeter. Acaba sohbetimizin başında bahsini ettiğim hadis-i şerifte seher vakti kılınan namaza meleklerin şahitlik ettiğinden söz eden Peygamberimiz, bu meleklerin şahitliği nasıldır? Bir de kısaca ona bahsedeyim, sohbetimi inşallah tamamlayayım. İsra suresinde bir ayet-i kerime var. Estaizu billah. Akimis salate lidulukis şemsi ila vasakil leyli ve Kur'anel fecri. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûda. Ey Habib! Gündüzden başlayıp geceye varıncaya kadar, gündüzün gecenin çeşitli vakitlerinde Rabbin için namaz kılmakta müdavim. Namazını hakkıyla eda et. Ve fecir vaktindeki Kur'an okuyuşuna, fecir vaktinde okuduğun kıraate de daim olarak müdavim ol. Bil ki inne Kur'anel fecri kâne meşhûda. Bu sabah vaktinde okuduğun Kur'an meleklerin şahitlik ettiği, raporladığı bir vakittir. O yüzden aziz kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ümmetine, ashabına çok şefkatlidir. Namazlarda cemaat olup da imamlık ettiği zamanlarda fazla uzun olmayan sureler okurdu. Kendisi ise Bakara suresini geceleyin bir rekatte okuduğu vakit olmuştu, sayfalarca. Ama kısa okurdu, kısa okunmasını isterdi. Cemaat içinde yaşlı vardır, ihtiyaç sahibi vardır diye. Sabah namazında ise bu ayeti kerimenin sırrına mazhar olmak için meleklerin o raporuna bu şekilde geçmek maksadıyla, öyle ifade buyuruyor çünkü kendisi, sabah namazları uzun okurdu. Sabah namazları birinci ve ikinci rekatlerde biraz uzun okunmasının hikmeti,
hikmeti de bu ayetin sırrına mazhar olmaktır. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûda. Bir başka ayet peşinden geliyor. Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten leke. Ey Habibim, ayrıca sana bir önemli vazife olarak geceleri kalkarak teheccüd namazı, uykudan uyanarak namaz kılındığı zaman bunun adı teheccüd oluyor ve seher vaktinde kıldığımız namazın adıdır. Asa rabbuke, asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Rabbim seni böyle yaparsan makam-ı mahmud olarak vaat ettiği o yüce mertebeye ulaştıracaktır. Bunu istiyor Peygamberimizden ve Peygamber-i Zişan Efendimiz'den hep makam-ı mahmudu dilemiştir. Fark ederseniz okuduğumuz ezan duasında da bizler ya Peygamberimize vesileyi, yüce mertebeleri, faziletleri ve bir de vaat ettiğin makam-ı mahmudu lütfet diyerek dua ediyoruz. Seher vaktinde kalkıp teheccüd kıl ki makam-ı mahmuda ulaşasın ey Habibim diyen Rabbimiz Teala bize de bu ayetin satır aralarında bir mesaj veriyor. Siz de ey müminler kalkınız, seherlerde teheccüd kılınız ki Habibine makam-ı mahmudu vaad eden Allah sizi de cennette onun makamına yakın yerlere lütfetsin, ihsan etsin de ona komşu kılsın. Bunu söylüyor bize. İnşallah bu dersi de alalım. Şimdi melekler teheccüde kalkanları da sabah vaktinde okunan Kur'an'ı uzun uzun dinlemekten zevk alanları da elbette ki rapor ediyorlar. Bu meleklerin bizlere bir güzel duası var. Onu da Rabbimiz Teala Mü'min suresinde şöyle anlatıyor. Estaizu billah, bismillah. Ellezine yahmilûne l'arşe ve men havlehu yusebbihûne bihamdi rabbihim ve yu'minûne bihi ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم. Arşı taşıyan melekler, arşın etrafındaki melekler, Rablerini tesbih ederek dönerler. Allah'a iman ederek ve müminlere Allah'ın affını bağışını dileyerek dua ederler. Ya Rabbi derler ki şu senin kullarını rahmetinle ilminle kuşatmaktasın. Onlara affeyle ey Rabbimiz. Senin yoluna baş koymuş kullarını mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru diyerek melekler bize dua ederler. İşte seher vakti bu dualarına mazhar olduğumuz için meleklerin seher vaktinin bir değeri de bundan ortaya çıkıyor. Bunun için aziz müminler Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, 3 aylardayız. Hiç olmazsa pazartesi ve perşembe günlerini inşallah oruçlu geçirmeye gayret edelim. Bize kalkınız ve sahur yapınız. Çünkü birkaç lokmayla da olsa o sahurdan istifade ediniz. Zira sahur yemeğinde bereket var. Bu bereketi sofranızın üstündeki nimetlerin çeşidi diye anlamıyorum. Başka bir şey söylüyorum. Peygamber-i Zişan Efendimiz bu bereket, aziz
aziz müminler, o bereket Allah'ın rızasının tecellisidir. Seher vaktinde dünyaya rahmet nazarıyla bakıyor. Biz de onun muhatabıyız. Ona mazhar olmuşuz soframızla birlikte. O bereket meleklerin sahura kalkan Allah'ın kullarından dolayı duyduğu memnuniyet onlar için duasıdır. Onun için sahura kalkmamızı istiyor Peygamberimiz. Böyle ne Ramazan gecelerinde ne diğer zamanlarda daha rahat oluyor efendim diyerek geceleyin yiyip yatmak sahura kalkmamayı düşünenlere de bir önemli uyarıdır bu. O sebeple bu mübarek vakitten istifade etmemiz gerekiyor. Sözlerimizi toparlayalım aziz kardeşlerim ve bitirelim inşallah. O halde seheri farklı kılan, mübarek bir vakit eyleyen Rabbimizin rızasının tecellisi, rahmet nazarlarıyla nazar eylemesi, bizlere seslenmesidir. Onun hoşnut olduğunun işaretidir. Seher bu sebeple değerlidir. Efendim, ben sözlerimi burada tamamlarken şanlı ecdadımız Osmanlı padişahlarından 3. Murat Han'ın bir şiirini size aktarmak istiyorum. Rahmete vesile olmak niyazıyla. Rabbimiz gani gani rahmetler eylesin o şanlı ecdadımıza. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerin, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerin, uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyunu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldan. Mağrur olup tacu tahta dayan. Yedi iklim benim deyu güven. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Benim Murat kulum suçumu affet. Suçun bağışlayıp günahın refet. Resulün sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Rabbimiz Teala rahmetler eylesin. Aziz müminler, sözlerimizi bitirirken bir hadis-i şerifi tekrar aktaralım. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدفعه وإن قل hiç şüpheniz olmasın. Allah'a en sevimli ameliniz az da olsa devamlı. Böyle efendim sahil zamanlarda İbadetlerimiz eksik, kusur içinde. İbadetlerimizi yerine getirmeyen gaflet içinde. Bir davranışla gelip de, bir regaib gecesinde, bir miraç kandilinde, bir berat kandilinde. Böyle şu kadar bir ibadet, bu kadar bir zikir, tesbihat vesaire yapıp da sonrasında terk edenlerden olmak değil. Az da olsa devamlı olanın makbul olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Rabbimiz Teala ve'budu rabbeke hatta yedin.
sabit ol buyuruyor iken bir mümin akıllı olmalıdır. Böyle bir geceye yüklenip sonrasını bırakan kişi olmamalıdır. Yoksa bunu Ramazan'a da yönelik yapıp bir Ramazan, güzel bir hayat sonrasında bırakan kişi olanlardan olmamalıdır. Yine bazı kimseler de böylesi gecelerde şu yoktur, bu yoktur, bid'attir vesaire gibi ayrı bir uç noktada bulunuyorlar ki bu da yanlıştır. Diyorlar Peygamberimizin var mıydı böyle ibadeti şu vakitlerde? Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz Zişan Efendimizin her akşamı aynı ibadette seherlerdeki teheccüd de geçer. Ashab-ı kiram da ona uyarlardı. Selef-i Salihinin de zaten böyle ibadeti var. Bir mümin kardeşim hangi kandil olursa olsun o mübarek geceyi seherde kalkıp tevbe istiğfar ederse, namazlarını kılarsa, yatsıyı ve sabahı ortasında da teheccüdü bu kardeşimiz ihya etmiştir emin oluruz. Onun için birbirine karıştırmayalım. Niçin bir vakit değerli olmuştur bunu anlayalım. Size ben bugün seher vaktinden bahsettim. İnşallah önümüzdeki hafta Allah'ın izni keremiyle diğer mübarek vakitlerden bahsedeceğiz. Ve inşallah önümüzdeki hafta bu dönemin son hadis sohbetini birlikte yapacağız. Rabbimiz Teala zaman zaman sizlerle birlikte tekrar buluşmak, hasretimizi gidermek maksadıyla mübarek akşamlarda da inşallah bu mübarek mabette beraber olacağız. Ama inşallah önümüzdeki hafta son hadis-i şerif sohbetimize sizi bekliyoruz. Orada kandil ne demek, niye kandil diyoruz ve diğer mübarek günlerin faziletinden bahsederek sizleri bu hadis-i şerifler çerçevesinde bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Teala sıcak yataklarından kalkıp gelen siz aziz cemaatimizin amelini mahşer gününün